Hocam peki evrenin bir başlangıcı olduğu konusu tartışmalı bir konu mu ya da bunun delili nedir? Şimdi evrenin bir başlangıcı olduğu tabii ki tartışmalı bir konu. Her şey tartışmalıdır. Hem felsefede hem bilimde. Burada dediğim gibi asli sorumuz gene sormamız gereken soru evrenin zamanda bir başlangıcı olduğu iddiasının doğru olma ihtimali yanlış olma ihtimaline fazla mı değil mi? Şimdi felsefi açıdan baktığımız zaman iki tane felsefi argüman doğruymuş gibi görünüyor. Açıkçası ben sonsuzla ilgili geliştirilen o paradoksların bir çözümünü göremedim şu ana kadar başarılı olan, herkesi ikna eden. Çözüm önerileri var ama bunların kendileri başka problemler ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla kelamın iki felsefi argümanı doğruymuş gibi görünüyor. Geçmişteki sonsuz olaylar dizisi olamazmış gibi görünüyor. Yani Hocam, sonsuz. bölüyorum da sizi şunu Ya mu? böyle. Yani bilimsel bir delil olmasa bile felsefi argümanlardan hareketle kelam savunulabilir mi? Yani illaki evrenin başlangıcı olduğuna dair bilimsel bir ispat olmasa bile bu felsefi argümanlarla yine bir dava yürütülebilir mi diyorsunuz? Yani kesinlikle onu söylüyorum. Şimdi bilimin verileri tabii çok önemli. Kozmoloji çok önemli bir bilim dalı. Önemsenmesi gerekiyor. Ama asıl soru şurada şu. Şimdi kozmolojik verileri konuşacağım ama kozmoloji tersini gösterse bile kozmologların sonsuzla ilgili paradokslara bir çözüm önermeleri gerekiyor. Ya da en azından felsefecilerin. Aksi gösterilene kadar sanki bu teorilerde bir hata varmış gibi düşünürüz biz. Sonsuz içeren bir teori varsa elimizde. Dahası burada benim şahsi kanaatimi söyleyeyim. Yani bu felsefi argümanlar bence çok önemli, çok güçlü. Hatta kozmologlar da ciddiye alıyor bu arada. Bazı kozmoloji kitaplarında bu sonsuzla ilgili paradoksların, Hudus delilinin felsefi argümanlarının evrenin sonsuzluğuna karşı kullanıldığını görürsünüz. George Ellis'in mesela çok güzel bir makalesi var kozmoloji ile ilgili. O makalesinde diyor ki felsefi argümanlar zaten geçmişin sonsuz olamayacağı yönde çok güçlü bize bir temel sunuyor. Dolayısıyla zaten o yönde gitmemiz pek makul değil diyor. Yani bu kozmologların ciddiye almadığı bir şey değil bu felsefi argümanlar. Çünkü bunlar ama ben bilimsel olarak da şu anda görülen tartışma ne olursa olsun kozmolojide evrenin zamanda bir başlangıcı olma ihtimali olmama ihtimaline göre daha fazla görünüyor. Çünkü kozmolojik teorilerin Big Bang'in alternatiflerinin zaten büyük çoğunluğu bir başlangıç içeriyor. Başlangıç içermeyen çok az sayıdaki teoride çok başarılı değil şu anda. Big Bang'den bayağı bir uzak. Dolayısıyla siz standart bir kozmoloğa sorduğunuz zaman evrenin bir başlangıcı var. Evet var diyecek. İhtimali var. Bunun ihtimali ne derece yüksek derse %50'den fazla diyecektir. Doğru olma ihtimali yanlış olma ihtimalinden fazla diyecektir. Dolayısıyla bu da ikinci öncülü doğrulamak için yeterlidir. Sadece şöyle önemli bir şey söylemek istiyorum. Fizikte herkesin bildiği bir şey vardır. Fizikteki büyüklükler, fiziksel büyüklükler, reel sayılardır. Siz imajiner sayılarla ya da transinfinit sayılarla, sonsuz sayılarla yani bir fiziksel büyüklüğü ifade edemezsiniz. Fizikteki sonsuz da zaten mutlak sonsuz değildir. Potansiyel sonsuzdur. O böyle yana yatmış 8 vardır ya potansiyel sonsuz. Potansiyel sonsuzun varlığı da geçmişin potansiyel sonsuz da bu argümanda var olmadığını iddia ettiğimiz şey değil. Mutlak sonsuzun var olmadığını iddia ediyor. Mutlak sonsuz da fizikte kullanılan bir kavram değil. Teorilerde kullanılan sonsuz, fiziksel teorilerde kullanılan sonsuz zaten potansiyel sonsuz. Ve potansiyel sonsuz aslında çok büyük anlamında kullanılıyor. Çok büyük. Diğer sayılarla kıyasla çok büyük. Anlamı budur. Gerçek, reel manada sonsuz olarak kabul edilmez. Hiçbir fizikçi, mesela biz sonsuz volümden bahsederiz. Termodinamik limite gideriz. Sonsuz yani hacimden bahsederiz. Ama sonsuz hacimden bahsederken bunu sadece büyük bir hacim alanı olarak düşünürüz. Gerçek manada sonsuz olarak. Dolayısıyla senin elinde sonsuz zaman öngören bir kozmoloji modelin olabilir. Ama bu modelin gerçekten geçmişin sonsuz olduğu anlamına geldiği tartışılacak bir konudur. Sadece çok büyük geçmişi olan bir evrenden bahsediyor o olabiliriz. Dolayısıyla ben kozmolojinin ciddi anlamda sonsuz, evrenin sonsuz olduğunu ispatlayabileceğini bile düşünmüyorum.